Evden Seslere hoş geldiniz. Çoğunlukla evde geçirdiğimiz pandemi sürecinde ilgimizi çeken konuları, yeni öğrendiğimiz şeyleri ve edindiğimiz alışkanlıkları sizinle paylaşmak istiyoruz. Podcast'imizde bazen birimiz, bazen de ikimiz size sesleneceğiz. Evden Sesler başlıyor. Evden Sesler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 1980'lerde Japonya'dan çıkan ve uluslararası bir sağlık trendine dönüşen orman banyosundan bahsedeceğiz. Bilinçli olarak ormanda vakit geçirmek, ağaçları kucaklamak, gövdesindeki çizgilere dikkat etmek, yaprağını alıp incelemek ve yürüyüş yapmak olayın özeti. Japonya'da Shinrin-yoku yani ormanda banyo yapmak devlet sağlık sisteminin bile bir parçası. Orman tıbbı 2012'den beri Japon üniversitelerinde ayrı bir araştırma dalı olmuş. Olumlu sağlık etkilerinden hangi faktörlerin sorumlu olduğu konusunda da araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Orman banyosunun temeli Tokyo'daki Nippon Tıp Okulu'ndaki araştırmacılar tarafından atılmış. Japonya'dan konunun uzmanı olan Dr. Ching Li'nin belirtmekte fayda gördüğü bazı noktalar da var. Japonya'daki geleneksel tıp uygulayıcıları tarafından orman banyosu sağlık sorunları için koruyucu bir ilaç olarak kabul edilirken, sağlık sorunları için bir tedavi olarak kabul edilmiyormuş. Bazı şirketler çalışanlarına doğayı deneyimlemeleri için zaman sağlamak adına orman terapisi merkezleriyle sözleşme yapıyorlarmış. Doktor Chingli orman banyosu ve orman tıbbına dair bakış açısında şu şekilde özetliyor. Ormanları ziyaret ederek stresi azaltarak ve yaşam tarzına bağlı hastalık, kanser riskini azaltmak mümkün. Nasıl daha aktif, daha rahat ve daha sağlıklı olabileceğinizi size bildirebilecek yeni bir tıp bilimi hayal edin. Bu yeni tıp bilimi orman tıbbıdır. Kendisini yürüttüğü orman yürüyüşünün yaşam tarzıyla ilgili hastalıklar üzerindeki önleyici etkisi üzerine bir proje yapıyor. Üniversitesinde yani Nippon Tıp Fakültesinde öğrencileri için özel bir orman tıbbı programı var. Bu programda 8 ila 13 öğrenci orman banyosunun etkisini ve keyfini çıkarmak için Nisan-Kasım ayları arasında her pazartesi öğleden sonra yaklaşık 2 saat Tokyo'daki yeşil şehir parklarını ziyaret ediyorlar. Öğrenciler orman banyosunu psikolojik olarak sakinleştirici etkisini değerlendirmek için yürüyüşten önce ve sonra da anket sorularıyla değerlendirmelerin kaydını tutuyorlarmış. Bu konuda yapılan araştırmalar sadece ülke sınırlarında kalmıyor tabi. Diğer verilerle devam etmeden önce Japonya tatili planlayanlar olursa ve Japon ormanlarında bir orman banyosu da yapayım derseniz Doktor Ching Lee'nin en sevdiği ve Shinrin Yoku'nun çıkış noktası olarak kabul edilen Akasawa Ulusal Doğal Dinlenme Ormanı'na da uğramak isteyebilirsiniz. 35 metre boyuna ulaşan Japon selvi ağaçlarının kokusu nedeniyle de bu ormanda neredeyse hiç sivrisinek yokmuş. O zaman araştırma sonuçlarına Almanya'dan bilgilerle devam edelim. Freiburg'daki Albert Ludwigs Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Anja Göritz araştırmalara göre doğanın küçük bir dozunun bile stres hormonu kortizol seviyesini düşürebileceğini söylüyor. Doğada, yeşilde vakit geçirmek önemli bir faktör. Ancak bunun sadece orman olması gerekmiyor. Deniz kenarında veya dağlarda geçireceğiniz vakit de aynı rahatlama etkisini sağlıyor. Şehirlerden uzakta geçirilen vaktin en büyük avantajı ise sessizlik. Şehirlerde hakim olan gürültü uzun süredir araştırılmakta ve kardiyovasküler hastalıklar, felç, uyku bozuklukları ve depresyon için bir risk faktörü olarak bilinmektedir. Stres hormonu olarak bilinen kortizol, kronik stres durumunda yüksek dozlarda salınmaya devam ederse obeziteye yol açabiliyor. Bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor ve kardiyovasküler rahatsızlıkları, depresyonu ve bir dizi başka hastalığı teşvik edebiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, stres hormonlarının seviyesini gözle görülür şekilde azaltmak için kırsalda 20 dakika yeterliymiş. Yanınızdaki, yakınınızdaki ağaçlara belki sık sık bakıyorsunuzdur da onları gerçekten görüyor musunuz? Mesela türlerini biliyor musunuz? Yapraklarına baktığınız zaman ağaçları ve bitkileri ayırt edebiliyor musunuz? Siz bu sorulara nasıl cevap verirsiniz bilmiyoruz. Ama biz kendi ağzımıza cevap verirsek pandemi sürecinin bize kattığı artılardan biri oldu diyebiliriz. Şöyle ki okuduğumuz kitaplar, izlediğimiz belgeseller ve insandan uzak doğaya yakın geçirdiğimiz daha çok vakit Ayrıca telefonlarımızda kullandığımız uygulamalar ve Nilay Örnek Podcast serisinde dinlediğimiz kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, arıcılıkla ilgilenen Beyza Yavuz, Ormancı Cihan Erdönmez'in bölümlerinin de çok büyük katkısı oldu. Ve tabi adını bu bölümde geçirmezsek olmaz, ünlü Alman ormancı Peter Wolleyb'ın kitabı Ağaçların gizli yaşamının da harika ele alınmış, güzel örneklerle desteklenmiş kitabını okuduktan sonra doğaya ve doğadaki irili ufaklı canlılara hem saygımızın hem de merakımızın arttığını söylemeliyiz. rhineland Falls bölgesinde yer alan Versoft'ına arzu edenler giderek Petawolleybanın eğitimlerine katılıp kendisiyle tanışıp hatta ağır olan hiçbir iş makinesinin giremeyeceği ormanında da geziye çıkabilir. İnternet sitesinin linkini de açıklamalar kısmına bırakıyoruz. Peki Onurcuğum, biz orman banyosu yapıyor muyuz? Bu konuda yer, mekan tavsiyelerin olur mu acaba? Oo, yapmaz mıyız? Sayende tanıştığımızdan beri gezmediğim park bahçe kalmadı. Bulduğumuz her fırsatta yakınımızdaki ormanlık alanları ve erili ufaklı yeşillikleri değerlendiriyoruz zaten. Bunun dışında da en son gittiğimiz daha büyük bir ormanlık alan olan Kuzeyren Vesfalya'nın en büyük bitişik doğa koruma alanı Siebengebirge'deki Drachenfels'i tavsiye edebiliriz sanırım. Tabiat koruma alanı olan ormanlık alanın içindeki yürüyüş yollarından tepeye doğru zorlu bir tırmanış sizi bekliyor olacak. Kondisyonunuza güveniyorsanız tabana kuvvet. Güvenmiyorsanız ve odak noktanız manzara görmekse de Drachenfelsbahn adlı küçük trenle de tepeye ulaşabilirsiniz. İniş çıkış kadar zorlu olmayacağı için eve gitmeden önce de orman banyonuzu yapma şansına sahip olabilirsiniz. Ormanın kokusu, kuş cıvıltıları ve yeşilin bin bir tonuyla ziyaretinize gelen misafirlerinizi de gezdirebileceğiniz güzel rotalardan biri. Uzun zamandır bu bölgede yaşıyor olmamıza rağmen biz de misafirimizi gezdirirken keşfetmiş olduk. Bu zorlu yolculukta yeme içme için mola verebileceğiniz, ve yine manzaranın tadını çıkartabileceğiniz 3 mekanı da açıklamalar kısmına ekliyoruz. Peki İrem'cim konuyla bağlantılı olduğu için sormak istedim. Aramızda daha önce bunu konuşmuştuk ama sana şimdi podcast'te de sormak istiyorum. Tek bir dilek hakkın olsa ne dilerdin? Belki kulağa çok ütopik gelecek ama şu an yaşayan her insanın ve doğacak olan bütün insanların içine kalıcılığı baki olan doğa ve hayvan sevgisini yerleştirmeyi isterdim. Çünkü hayatı bu temel üzerine inşa ederek yaşarsak insan insanı da sevmese, ülkeler arası anlaşmazlıklar, çıkar çatışmaları da olsa bu iki unsuru gözetecekleri için birbirlerine de zarar veremeyecekler. Örneğin savaşlar olmayacak. Çünkü savaşlarda kullanılan teçhizat sadece insanları ve yaşam alanlarını yok etmekle kalmıyor. O bölgenin suyunu, havasını ve toprağını da kirletiyor gözle görülen ve görülmeyen bir sürü canlının da canına mal oluyor. Tabi değinmek istediğim sadece zarar vermek ve savaşlar konusu değil. Bu iki özellik hayatımızın ve bizim parçamız haline geldiği takdirde tarım uygulamalarımız, yaşadığımız evlerin yapıldığı materyaller, kullandığımız arabalar gibi hayatımızın birçok alanına yön verecek. Ne kadar güzel bir dilek diledin. Umarım çok geç olmadan söylediklerinin kulağa ütopik gelmediği bir toplum oluşturmuş oluruz. Ve herkes bunun sadece güzel bir dilek değil de aslında varoluşumuzdan beri en önemli gereklilik olduğunun farkına varır. İnsanlar dünyada gözüyle görmediği, kulağıyla duymadığı bir tanrı veya tanrılara tapmalarına rağmen bütün hadsizlikleriyle kendileri de tanrıcılık oynayan tek varlıklar. Diğer bütün canlılara kıyasla tek üstün olduğumuz özellik zekamızmış ya. Keşke bu zeka bir de doğanın bir parçası olmayı bırakmamayı saymış bize diyerek son bir bilgiyi de verip kapanışımızı yapalım. Açık havanın yatıştırıcı etkisini simüle etmeyi amaçlayanların ev ortamında da orman banyosu yapılabilmesi için kokular üzerinde çalışmalara da başlanmış bile. Kokunun içeriği sedir ağacı, çam, yağmur yağdıktan sonraki toprak ve yeşillik gibi kokuyormuş kokuyu sihrin sadece bir parçası olarak gören Profesör Doktor Ching Li diğer duyuların da uyarılması için bazı önerilerde bulunuyor. Kuş seslerini dinlemek, bitki çayları içip yaşam alanımıza bitkileri, saksılarda ağaçları ve ahşap nesneleri de dahil etmek gibi. Bu tür jestler uyum içinde çalışarak kümülatif bir sakinleştirici etki yaratırken aynı zamanda Li'nin dediği gibi Bizimle doğal dünya arasında bir köprü oluşturur. Bizi farklı kanallardan da takip etmeniz mümkün. Spotify, Apple ve Google Podcast, Instagram ve YouTube'da varız. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Sizin de merak ettiğiniz ve bizim değinmemizi istediğiniz konular varsa yorumlar kısmına yazabilir ya da mail atabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.